Vallahi CHP'nin düşmana ihtiyaç yok. Habire kriz var. Bak bu üçlü var. Göster şu üçlüyü. Bir de şu amca yerine Kılıçdaroğlu koy. Dörtlü. Dur. Bak. İmamoğlu, Özel, Mansur şu amcayı da Kılıçdaroğlu yapın. Şöyle bir Kılıçdaroğlu montajı yapar ha. Kemal Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu'yla Özel arasında sürekli gerilim. Mansur'la Ekrem arasında sürekli gerilim. Şimdi bu partinin rakibe ihtiyacı var mı? Ben size bir benzetme yapabilirim. Ya bu yapsa şimdi güzel benzetme. Şimdi Türk dizileri vardır. Heh. İşte A kişisiyle B kişisi sorunludur. C kişisi D kişisiyle D kişisi aslında A kişisiyle tekrar sorunludur. Çok güzel. İşte C F ile sorunludur. Aynen öyle. Tam olarak bu CHP'de çok güzel buldu sevgili Ezgi. Bir pembe dizi kıvamında devam ediyor. Bak, her günde bir şey var. Yeni bölüm mesela sürekli. Mesela Kızılcık Şerbet dedim o onunla kalkıyor, onunla bilme amca dayı mayı herkes birbirine giriyor. Burada da öyle. Değil mi? Ya da sabah programlar var değil mi? Kaynım geldi, kayın var. Yani evet. Neyse şöyle bir yani. Şimdi oradakilerimiz söylersek olanlar bile gizliyor gerçi ama. Gözü kayını geliniyle bilmem bir sürü olaylar oluyor. Burada da sürekli bir şey oluyor. Ben de hasta size bir şey sorabilirim. Tabii ne bu kadar gerilim sizce gerçek mi? Yoksa biraz... Tiyatro mu? Tiyatro mu evet. Bence tiyatro değil. Şöyle Türk siyasal hayatı tiyatro. Ona katılıyorum. Yani onu hep söylüyor. Siyaset fake'tir. Ben Ömer Bey'in açıklamalarına baktım. Ben dikkat hemen geç dedim. Yani önemli değil bunlar. Yani her gün olacak rutin. Evet. Tiyatro konuşmaları. CHP'de iç iktidar kavgası çok. CHP'nin evet. Türkiye'yi idare etmek gibi bir rüyası olduğuna inanmıyorum. Türkiye'yi yönetmek, Türk devletinin kontrolünü ele geçirmek isteyen bir parti böyle pembe dizi kıvamında rezilliklerini aşar. Ya da biri der ki yeter ulan der ben gidiyorum der. Ben adayım der. Ben yollara çıkıyorum der. İkisi de aday olmak istiyor. Adaylıkları ilan etmiyorlar. Evet. Arada Özgür Bey uyanıktır. O dikkat ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu hala siyasetten çekilmedi. Kemal Kılıçdaroğlu tekrar mı CHP'nin başına geçmek istiyor? Kontrol istiyor. Bu kadar bir insanla aday olmak görüşmek istemiyor sağlıyor. Bence. Ama kontrolü ele geçirmek istiyor. İmamoğlu'na büyük kini var. Ben ama onu hala diyorum. Başkan gibi, genel başkan gibi açıklamalar da gibi, paralel genel bulunuyor. Başkan gibi davranıyor. Bir şu var. Kemal Bey Alevi kartını kuvvetli oynuyor. Çünkü CHP içinde örgütlerde Alevi yurttaşlarımız çoktur. Orada gücü var. İki, Kemal Bey İmamoğlu'na nefret ediyor. Diyor ki ben Beylikdüzü'nden aldım. Hiç kimsenin tanımadığı bir adam. Ki yani 2019 Ocak ayına kadar Ekrem İmamoğlu'nu gazeteciler bile tanımıyor. Ama sürekli ikisinin adı geçiyor. Görüşecekler diyeyim. Kılıçdaroğlu burada. Çok güzel aferin. Bakın Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş, Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu. Dört, bu dörtlü televizyon dizisi olarak 2028'e kadar gider. Bak buradan söylüyorum. Bu bir pembe dizi olarak Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu gerilimi, Mansur Yavaş, İmamoğlu gerilimi. Ekrem aday olmak istiyor, Özgür Özel onu destekliyor. Mansur aday olmak istiyor, Kılıçdaroğlu destekliyor. Ama Özgür Özel'in de başka niyetleri var. Hani bir fırsat olur da bana başbakanlık, parlamenterizme döner mi? Kemal Bey'in artık herhalde aday olmak gibi bir saçma sapan bir şey. Yine varsa ne diyeyim yani. Ama Kemal Bey'in de en azından Kingmaker derler. Kingmaker yani... Kralı belirleyen, kendisi öyle düşünüyorlar artık biz kazanacağız gibi. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin devleti yönetmek diye bir derdi yok. CHP içi iktidar derdi var.